Evet hocam, yaklaşık bir hafta 10 gün önce görev geldiniz. Evet. Ve şampiyonluk parolasıyla çalışmalara başladınız. Neler yaptınız bu arada, biliyor musunuz? Zaten tanıdığım bildiğim bir kulüptü. Sağ olsun belediye başkanımız, sanırım kulüp başkanımız Şükrü abi olsun. Destek verdiler. Gelirken de zaten belli bir projelerimizle geldik. Yani bu senenin şampiyonluğundan beraber Bal Ligi'nde neler yapılabilir? Oralarda nasıl yükselebiliriz? Hangi oyuncularla, hangi genç oyuncularla yolu devam edebilirizin toplantılarını yaptık. Sağ olsun yönetimimiz olsun, başkanlarımız olsun gereken transferlerimizi gerçekleştirdi. İlk 10 gün falan oldu çalışmalarımız başlayalı. Özverili çalışıyorlar oyuncularımız. İyi çalıştık. İyi çalıştığımız karşılığında da bugün Bal Ligi'ni temsil eden Deniz Akın'dan Çal Belediyespor Lazık maçımız vardı. 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Galibiyetten önce tabii ki hazırlık maçı ama iyi futbol, iyi mücadele, birbirimize olan desteğimiz, dayanışmamız üst düzeydi. İzleyenler de zaten takdir ettiler bu konuda. Çalışmalarımız daha devam ediyor. Hafta sonu ligler başlayacak. Lige kadar da biraz hazır olmamız lazım. Önümüzde çok uzun yol var. İnşallah yolun sonuna kadar da hedeflediğimiz şekilde gideriz yani. Peki kadroya baktık hocam, sanki Bal kadrosu gibi bir kadro oluşturmuşsunuz. Bir arada oynayan, daha önce bir arada oynamış futbolculardan oluşuyor. Ya yıllardır amatör camiadayız zaten. Oyuncularımızla hani iletişimlerimiz çok iyi. Mesela bugün 3 tane 4 tane net oynayan oyuncularımız eksiği de vardı mesela. Ama işte öyle bir kadro kurduğunuz zaman eksiklerini aratmaması lazım. Bugün de onu gördük zaten. Artık bu kadroda eksik bu olmuş, şu cezalıymış, bu sakatmış derdinden ziyade tabii ki herkesin hazır olmasını istiyoruz. En yüksek verimi sahada verenleri ilk 11'de bunları kullanacağız. İyi bir kadroya sahip olduk. Bu kadroyu oluşturan yönetim de başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bunların karşılığını artık lig sonunda bölgesel motoru çıkarak vereceğiz yani. Nasıl Senihisar'da, peki bir heyecan var mı hocam? Senihisar'da zaten geçen sene düşmemizin çok sancılı bir süreçten dolayı düştük. Normalde geçen sene düşmemiz lazımdı. Hep hedeflediğimiz bir yerdeydik. Bala kadar çıktık. Orada farklı bir durumlardan dolayı süper motora geri döndük. Ama tabii saygınlığını devam ettiren, hani bu işte ben varım diyen bir Senihisar ilçesi bu sene de gerekenleri yaptı. İlk yarıyı liderin 2 puan gerisinde bitirdi ama ikinci yarı gereken transferleri yaptı. Dedi ki ben bu işte varım. Tabii ki bu futbol oyunu. Bakarsınız ligi 3. bitiririz, bakarsınız 5. bitiririz. Yani sonuçta sahada oynamadıktan sonra bu iş bitmiyor. O heyecan geri geldi Senihisar'a. İnşallah bizim galibiyetlerimizle, serimiz beraber taraftarımız olsun, oradaki halkımız olsun, inşallah yanımızda olup ipi göğüsleyen tarafta biz oluruz. Heyecan var yani, heyecan şimdiden başladı yani. Peki hocam, teşekkür ederim. Var mı? Teşekkür etmek istedim. Yok, teşekkür ederim abi.